Aklı başına gelene kadar. Ne yaptı peki? Sana karşı mı geldi? Genzine mutluluk kaçmış, öksürüp duruyor. Ama ablan tedavi edecek onu. Aynen öyle oldu, doğru söylüyor. Biliyor musunuz, Ege seneye burada yok. Yani okumaya gidecek bir seneliğine yurt dışına. Aa, aferin be, kıvırcığa bak sen. Kedi olalı bir fare tutmuş. Neriman sayesinde, o ikna etti. Sana da aferin Neriman. İnşallah yukarıdaki de korkaklığını yener bir an önce. Benim de onunla gitmemi istiyor. Lafımı geri aldım. Korkak değil, fazla cesurmuş o. Hiçbir yere gidemezsin Neriman. Unut onun söylediğini sen. Neden Safiye? Ege gidebildiğine göre Neriman niye gidemiyormuş? Çünkü ben kardeşimi tanıyorum Naci. O öyle bir şey yapamaz. Evinden bir gece bile ayrı kalmadı o. Gidemez yani, hiç karışmasan boşu boşuna bir şey söyleme bence. Ya istiyorsa abla? İstemiyordur Gülben. Peki istiyorsa peki? Allah Allah. Neriman, soralım kendisine. Sen ailenden uzakta bambaşka bir ülkede yaşamak ister misin? İstemiyorum. Ege'ye de zaten söyledim istemediğimi. Buyurun, istemiyor işte. Konu kapandı. Açılmış mıydı ki konu? Ben anlamadım onu. Sen muz ye, biraz vitamin al. Anlarsın. Neriman, bir saniye. Aslında gitmek istiyorsun değil mi? Ablamı üzmek istemiyorum. Okulu bitince giderim yani. Ablandan hiçbir şey öğrenmedin mi Neriman? Hayallerini ertelemenin neye mal olduğunu görmedin mi? Öğrenmedin mi? Zaman çok kıymetli. Eğer seni gerçekten mutlu edecek şeyi bulduysan onun peşinden gitmelisin. Sonra pişman olursun. Ablamı üzersem de pişman olurum. Ablana çok benziyorsun biliyor musun? O da başkaları için kendi hayatını feda etti. Ama ikinizin de yanlış anladığı bir şey var. Yaşamak fedakarlıktan bile zordur. Çok büyük cesaret ister. Sen yaşamaktan korkma olur mu? Abla. Hı. Kızmazsan sana bir şey diyeceğim. Söyle neymiş? Gel bir otur şurada. Allah Allah. Abla. Bence Neriman gitmek istiyor. Ama senden çekindiği için söyleyemedi. Yok, bence sen yanlış anlamışsın Gülben. Ayrıca o daha okuluna devam ediyor. Ben onu o kadar uzağa da yollamam. Allah Allah, küçücük çocuk daha o. İyi de yalnız olmayacak ki. Ege var yanında. Gülben, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Neriman daha yumurta kırmayı bilmiyor. Biliyor işte. Öğrenmiş. Geri kalanını da öğrenir abla. Hem ben de evlendiğimde tek başıma bir evi çekip çevirmeyi bilmiyordum ki. Şimdi tek başıma kendi bebeğime bile bakabiliyorum. Sen de evinden uzakta yaşamayı denedin. Becerebildin mi? Hayır. Bak, ben de orman evine bile gidemiyorum daha. Demek ki neymiş? Biz ancak böyle bir arada birlikte olduğumuzda kendimizi güvende hissedebiliyoruz değil mi Gülben? Han'ı hatırla. O gittiğinde nasıl özlemiştik, nasıl kahrolmuştuk hatırla. Biz artık o zamanki insanlar değiliz abla. Özlersek de bağrımıza taş basarız. Hem babamın hayali ne olacak? Neriman için tam da bunu istemişti. Okulu bitirdikten sonra demişti o. Ayrıca tamam yeter. Uzatma işte, olmayacak öyle bir şey. Hepiniz çocuksunuz be daha. Kazık kadar adamı ben kalkmışım, banyoya kilitlemişim. Zamanında annemin sana yaptığı gibi.
Hana da, Neriman'a da aynı şeyi yapıyorsun. Hana odaya, Neriman'ı da bu eve kilitliyorsun abla. Hayallerine engel oluyorsun. Sen annemle savaşamamıştın. Ama umarım Neriman sana itiraz edecek gücü bulur. Benim gibi dizinin dibine sığınmaz.